Ben Sertaç Varol, TEMSA Global İş Makineleri, Komasyon İş Makineleri Servis Müdürüyüm. Bugün sizlere TEMSA Global olarak Komasyon İş Makineleri'nin satış sonrası hizmetlerindeki yaptığımız faaliyetlerden ve Komasyon İş Makinesi'nin üstünlüklerinden hakkında bilgi vereceğim. Bunlardan da en önemlisi Komasyon'u yapan komponentler. Bu komponentleri sayarsak dizel motoru, şanzımanı, hidrolik pompası, yürüyüş aksamı gibi birçok parçalardan meydana geliyor. Ve bunlara baktığımız zaman bunların tamamını Komatsu kendi tesislerinde üretiyor. Ve bununla da gurur duyuyor. Komatsu'yu marka olarak sadece iş makinesi olarak bilinir dünyada. Başka markalarda Komatsu'yu duyamazsınız. Diğer Japon markalarını değişik sektörlerde de duyabilirsiniz ama Komatsu sadece iş makinesi üretir. Ve yaptığı işi de gururla arkasında durarak hem satış sonrası hem de makinenin takibini sürekli gerçekleştirir. Bunlardan birisi motoru, dizel motoru. Dizel motorunu da yine kendisi üretiyor. Kendisi ürettiği için de kendi standartlarına göre üretiyor. Komatsu'da KES adı verilen Komatsu Engineering Standard diye Komatsu'nun bütün üretmiş olduğu komponentlerin standartlarının bulunduğu bir kitabı vardı, mühendislik kitabı. Bu mühendislik kitabında kendi ürettiği komponentleri teker teker özelliklerini, standartlarını, kalitelerini anlatır. Bunlardan birisi de Komatsu motoru. Komatsu motoru şurada ismini gördüğünüz PC350-35 tonluk eskavatöründeki motorun adı SAA6D114E-3 motor. Bu ne anlama geliyor? Motorun ismi bu. Komatsu'da motor isimleri 114, 125, 107 gibi numaralarla hitap edilir. Bunun anlamı nedir? Bildiğiniz gibi motordaki silindirin çapıdır. Silindir çapıdır. Silindir çapı 114 mm olan motora 114 motor. Silindir çapı büyüdükçe 125, 140 oldukça motorun ismi de silindir çapıyla orantılı olarak değişmektedir. Buradaki harfler ise ne anlama gelir? SAA, S bunun turbolu motor olduğunu, supercharger turbolu motor olduğunu, AA soğutma sisteminin aftercooler biliyorsunuz air to air havayla havayı soğutma şeklinde soğutma sisteminin olduğu, 6 silindir sayısı, D de dizel olduğunu ifade eder. Buradaki 125 silindir çapı, E de emisyon. Biliyorsunuz motorlarda, son jenerasyon motorlarda çevreci motorlar olmasıyla hitap ediliyor. Otomobil sektöründe, otomobil sektöründe Euro 3, Euro 4 diye sınıflandırılan çevreci motorlar iş makinelerinde TR1, TR2, TR3 diye adlandırılmaktadır. Burada da egzoz emisyonlarına göre bu motorun seviyesi görülmektedir. E-5 şeklinde takip edilmektedir. Komatsu motorunu kendi ürettiği için kendi standartlarına göre motor yaratmakta ve ona göre de yakıt tüketimini, beygir gücünü ve onun software'ini kendisi ayarlamaktadır. Yakıt sistemindeki en büyük önemli özelliği yüksek basınçlı yakıt pompalarında mazotu üretmesidir. Bu yüksek basınçlı mazotu enjektörlere gönderir ve enjektörlerden de atomize olarak yanma odalarına dağılırlar. Bu sayede hem yakıt tüketiminde çok büyük tasarruf sağlanır, daha böyle atomize olmuş yakıt yanma odasına gelir ve daha az yakıtla aynı iş elde edilir.